أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل لقطة من لساني يفقه قولي رب زدني زدنا علما والحقني والحقنا بالصالحين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم الاول الله والاخر الله الظاهر الله والباطن الله، ومن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. İman etmeyi lütfeden, Müslüman olmayı nasip eden, iki cihan serveri alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olmayı nasip eden Rabbimiz hamdü senalar olsun. İmanla yaşayıp imanla ölebilmeyi de nasip eylesin. Müslüman olarak hayatımızı sürdürüp Müslüman olarak can verebilmeyi de nasip eylesin. Evet. Efendimiz Ali selamı biricik rehber ve önder olarak kabul ettiğimiz gibi ahlakıyla ahlaklanıp yolunu yol tutarak yürüyebilmeyi de nasip eylesin evet. ve mahşer meydanında evet. Ya leyten ittakheftu ma'ar-rasuli sabila keşke peygamberle beraber bir yol tutmuş olsaydım diyenlerin yanında Elhamdülillah Rabbime binlerce sayısızca hamdü senalar olsun Peygamberle beraber bir yol tutmayı bana nasip etti diyenlerden olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu bedenlerimizi her türlü maddi ve manevi hastalıklardan, belalardan ve musibetlerden muhafaza eylesin. Bedenlerimizi maddi hastalıklardan koruduğu gibi kalplerimizi manevi hastalıklardan inkar, şirk ve nifak başta olmak üzere gurur, kibir, riya, ucub, enaniyet, hırs, haset gibi bütün manevi hastalıklardan korusun. Rabbim selim kalp ile yaşayıp selim bir kalp ile huzuruna varabilmeyi her birimize nasip eylesin. Geçmişlerimize iman ile ölmüşlerimize merhametiyle muamele eylesin. Rabbimiz her birinin ve her birimizin hesabını kolay eylesin. Rabbim bizim için takdir etmiş olduğu süre sona erdiği zaman az ağrı kamil bir imanla huzuruna varıp cennet ve cemaliyle müşerref olabilmeyi de nasip eylesin. Hayat yolculuğu esnasında Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin rızasını kazanmak için hangi amelleri küçük bile görsek, bizim önemsemediğimiz ameller, davranışlar bile olsa, hangi ameller olursa Allah katında bizi onun rahmetine yaklaştırır, onun cennetine yaklaştırır, onun rızasına yaklaştırır, sorusu zihnimizi zaman zaman meşgul eder. Ne yaparsam Allah benden memnun olur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, hayır yollarının o kadar çok olduğunu velledine cahedu fina le nehdiyennahum bizim rızamızı kazanmak için bizim yolumuzda gayret eden, mücahede eden, cihad eden, çaba gösterenleri yollarımıza bir yol değil, birden fazla yani Allah'a ulaşma yollarına tevhid tek la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyen ve ona uygun yaşamayan elbette yaptığı hiçbir şeyin karşılığını müsbet olarak göremez. Onu kastetmediğimi anlıyorsunuz. Ama Rabbimizin rızasını kazanmanın çok sayıda yolu var. Bazen bir insanın yüzüne gülümseyerek bile bakmak olsa, takip ettiğimiz riyaz Salihinden o hadis-i şerif gelecek bugün inşallah. Ama gelmişken okuyayım, bir kez daha okurum. La تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْا اَنْ تَلْقَى اَخَاكَ بِوَجْشٍ دَلْقٍ yani sakın hiç hiçbir iyiliği küçümseme, hiçbir iyiliği küçük görme. Bir kardeşinin yüzüne güler yüzle, tebessümle bakmak bile olsa yapmış olduğun iyilik, bu kadarlık bir iyilik bile olsa sakın bunu küçük görme. Çünkü biz biliyoruz ki men yamel mithqale zerratin hayran devamı nasıl geliyor? Yara ayeti bildiğiniz ayetleri yarım okuyorum ki bazen devamını getiresiniz. Uykusu gelenlerin de uykusu kaçmış olsun. Femen ya'mel mithqale zerratin hayran yara her kim zerre miktarı küçük en basit yani zerreyi eski alimlerimiz şöyle tarif ediyorlar. Gözle görülebilir olması bakımından hani caminin penceresinden içeriye güneş ışığı sızıyor böyle yerden kalkan tozlar da o güneş ışığında belli oluyor. Hepimiz görüyoruz bunu. Küçücük küçücük böyle gözle zor fark edilecek kadar küçük tanecikler. Onlar zerredir diyor. Yani bir insan o miktarda, o ağırlıkta, o çapta bile bir iyilik yapsa bunun karşılığını görecektir. Allah'ın ilminden, bilgisinden, kaydından hiçbir şey gizli kalmaz. Bu böyledir, iyilikler böyledir. Ama kötülükler de böyledir. Ve men ya'mel miskale zerratin şerran yara. Kim yine o miktarda, zerre miktarında bir kötülük, bir şer, bir yanlış yaparsa onun karşılığını görecektir. Dünyada insan bazen gayrimeşru yollardan biriktirdikleriyle sevinir mi? Şu hesabın çoğaldı, seviniyor, malım çok filan. Bilmiyor ki çoğalttıkça malını mesela faizden, mesela devletin malını çalarak, mesela kul hakkı yiyerek, mesela alkolden, mesela haram olan başka yollardan her çoğalttığı o zerreleri bile kaydeden Allah'ın katında, Allah'ın meleklerinin kayıt defterinde sayfaları dolduruyor boyuna. Yarın karşına çıkacak, yarın benim karşıma çıkacak. Ve bize denilecek ki ikra kitabek. Kefa bi nefsike yevme aleyke hasiba. Oku bakayım kitabını. Bu kitap senin aralıklarla arz ediyorum. Her birimiz hiç üzülmeyelim. Benim hiçbir kitabım, kitap filan yazmadım ömrümde. Yaşayıp gittim demeyin. Hepimiz kitap yazıyoruz. Amel defteri yazıyoruz. İçerisinde başka yerden alıntı yok. intihal yok. Akademik hırsızlığın adı intihaldir biliyorsunuz. Başkasının kitabından kaynak vermeden alıntı yapmak suçtur. Tespit edildiği zaman bu insan makale yazmışsa makalesi kabul edilmez. Tez doktora tezi, yüksek lisans tezi yazmışsa o tezi efendim kabul edilmez. Ayrıca kendi hakkında idari anlamda yasal işlem de yapılır. Bu bir bilgi hırsızlığıdır. İntihaldir. Şimdi ama bizim her birimizin yazdırdığı kitapta hiç intihal yok, hiç bilgi hırsızlığı yok, hiç başkasından bir alıntı yok. Sadece bizim yaptıklarımız, sadece bizim tattıklarımız, sadece bizim baktıklarımız, sadece bizim konuştuklarımız bizden ibaret olan bir kitap. Şimdi onun içini nasıl dolduruyor onu bakmak lazım. Önemli olan onun içini Hayırla doldurmak, kıymetli kardeşlerim, iyiliklerle doldurmak, kitap doluyor bir şekilde. Melekler vazifelerini yapıyorlar. Unutmayalım, Kaf Suresinde, ma yelfitu min qaulin illa ldehi rakiibun atid. İnsanın ağzından bir söz çıksa, insan bir kelime telaffuz etse, bir tane kelime söylese, o kelimeyi kaydeden hazır bir bekçi mutlaka vardır. Yani kelime kaçırmaz Allah'ın melekleri. Ya hocam ben bunu fısıldıyla, fısıltıyla söylemiştim. Şöyle camiden çıktık. Çınar'ın altında banka oturmuş. Ondan sonra konuşurken ya bugün de imam amma uzattı diye vermiştim mesela. Yani bu hocamız açısından da olabilir. Misal olsun oradan örnek geldi. Bugün de çok uzattı. Allah Allah ya bunu da mı buraya yazmışlar? Bu çok önemli bir cümle değildi. Şaşırır mı insan? Şaşırır insan. Ya şu komşunun da hiç tafrasından afrasından geçilmiyor. Kendini beğenmiş bir adam deyivermişsin, önemsememişsin ama melekler yazmışlar. Çünkü melekler öyle programlanmışlar. Bir şeyi kaçırmamak üzere yazıyorlar. Bunu gerçekten söyledi, bunu şakayla söyledi, bunu şunun için bu bu bunu bilmez. Bunu yani bu hepsi kaydedilir. Dolayısıyla İnsan ne söylediğine, ne yaptığına, ne tattığına, neye baktığına mutlaka dikkat etmeli. Her yaptığımızı, her baktığımızı kaydeden, yazan efendim, kayda geçiren bir melek mutlaka vardır. Ayet-i kerime Kaf suresinin 18. ayet-i kerimesi mutlaka vardır. Onu anlamı zihnimizde kalsın lütfen. Yani manası zihnimizde kalsın ki böyle gıybet etmek aklımıza gelince, mesela birisi hakkında konuşacağız, hemen ayet gelsin aklımıza. مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَيْدَيْهِ رَقِيبٌ Ağzından çıkan her sözü kaydeden hazır bir bekçi vardır. Bak bu yazılacak, yarın niye ben bu kadar sabah namazına camiye geldiniz? Ya da evde kıldınız, Cenab-ı Hak camide cemaat de kılabilmeyi nasip eylesin. Camiye geldiniz sabah namazında, efendim bir sevap biriktirdiniz. Ben sallel bardeyni dehalel cenne. İki serinlik namazını kılmaya devam eden kimse cennete gider diyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani biri sabah namazı, biri ikindi namazı. Onu yine bu kitap, bugünkü dersimizde var. Gelince birazcık daha geniş açıklarım. Özellikle iki, nam iki, iki namaza dikkat çekiyor. Geldik, ecir ve mükafat aldık. Aldık hamdolsun. Ondan sonra oturduk, çekiştirmeye başladık mesela. İşte konuşuyoruz rastgele. Onun arkasından konuşuyoruz. Bununla ilgili lüzumsuz bir cümle ediyoruz. Komşuyu atıp tutuyoruz. Akrabayı kesiyoruz. Efendim kardeşe şöyle diyoruz. Geline böyle diyoruz. Kaynanaya şöyle diyoruz. Bacanağı çekiştiriyoruz. Ya dedin. Hatırlayın. Safiye annemizin arkasından Hazreti Ayşe ne yapıyordu? Şöyle şöyle yapıyor. Boyu kısaymış. Bücür diyor, bücür. Bu kadar. Belki de bizim dikkatsizce her gün ağzımızdan çıkan kelimelerden bir tanesi olabilir başkası, başka insanlar hakkında. Bücür. Efendimiz bunu duyuyor. Eyvah! Ayşe, öyle kirli bir söz söyledin. Öyle çirkin bir söz söyledin. Denize kastan denizi bile kirletir o söz diyor. <laughs> bir tane bücür vermiş. Kısa boylu demiş. İşte arkasından geveze, kötü adam, şöyle adam, böyle adam filan. Allah korusun. Şimdi dikkat etmek lazım. Yani hayırları artırarak Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade buyurduğu gibi hayırları artırarak Rabbimizin huzuruna gitmek, hayır ve iyilik biriktirerek Rabbimizin huzuruna gitmenin yollarını aramak lazım. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki bir gün Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama dedim ki "Eyül e'mali eftal Ya Resulallah hangi amel Allah katında daha faziletlidir? Hangi davranışlar, hangi işler Allah katında faziletlidir? Efendimiz aleyhisselam dedi ki El imanu billah vel cihadu fi sebebi Birincisi Allah katında Zaten o olmaksızın hiçbir şeyin faydası olmaz. Allah'a iman etmek ve Allah yolunda cihad etmek. Ne gerekiyorsa onunla, can gerekiyorsa canla, mal gerekiyorsa malla, bilgi gerekiyorsa bilgiyle, vakit gerekiyorsa vakitle, bulunduğumuz hal neyi gerektiriyorsa, bazen can vermeyi gerektirebilir. Bugün işte Gazze'deki Müslümanların yaptığı gibi, Adil de değil sonra. Güç dengesi de yok sonra. Bir tarafta her taraftan kuşatılmış bir avuç mümin, bir tarafta bütün dünyanın azgınlarının, sapkınlarının bir araya gelip de desteklediği azdırılmış, saptırılmış, şişirilmiş bir düşman. Ama canını veriyor insan. Hiç. Tereddüt etmeden. Allah Celle Celaluhu İmanımız söz konusu olunca, canımız, malımız, mukaddes değerlerimiz, iffetimiz, ırzımız, namusumuz söz konusu olunca, onlar gibi gözümüzü kırpmadan hem candan, hem maldan, hem bütün dünyadan geçebilecek bir anlayışı, bir bilinci, bir şuuru bizlere de nasip eylesin. Ve Rabbim onlara da zafer nasip eylesin. Bu canlar, bu bedeni terk etmeden... Bu gözler görmeye devam ederken kardeşlerimizin zafer kazandığına şahitlik edebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi altından kalkamayacağımız ağır imtihanlarla imtihan etmesin. Rabbimiz Celle Celaluhu kalbimizi kardeşlik bilinciyle, imanla, merhametle, muhabbetle doldursun. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri vazifelerimizi yapabilmeyi nasip eylesin. En faziletli amel Allah'a iman etmek ve Allah yolunda cihad etmektir. Ne gerektiriyorsa cihad etmek, cehd etmek, gayret etmek. Bunun içeri, yani bunu kimi yerler cihadist, işte İslam, efendim radikal İslam filan şeklinde şey yapıyorlar, istismar ediyorlar bu kavramı. Cihad, Kur'an-ı Kerim'de geçen en nezih kavramlardan bir tanesidir en temiz kavramlardan bir tanesidir. Dünyanın selameti, dünya ve ukbanın saadeti için Allah rızasını kazanmak uğruna malla, canla, bedenle, bütün imkanlarla çalışmak demektir. Ama karşıdaki laftan anlamıyor. Senin namusuna göz dikmiş, senin toprağına göz dikmiş, senin bayrağına, ezanına göz dikmiş, Orada can vermek gerekiyor. O zaman da savaş gerekiyor. İşte bir hukuku var bunun. Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı bir şekilde ayrıntılı bir şekilde esası özellikleri, nitelikleri anlatılan bize ifade buyurulan bir hukuku var bunun. Kadına zarar verilmez, savaşmayana zarar verilmez, çocuklara dokunulmaz, hayvanlara dokunulmaz, pek çok şeye dokunulmaz. Savaş efendim kendi şartları içerisinde devam eder ama kendisine modern diyen dünya bugün en asgari savaş hukukundan bile mahrum olduğunu, kendisinden başkasını insan görmediği maalesef her gün gözümüze soka soka bize gösteriyor. Rabbim Celle Celaluhu zalime fırsat vermesin, bize de izzeti kendi katında arayabilmeyi nasip eylesin. Diyor ki sonra e, Ebu Zer radıyallahu anh, Ebu Zer'i hatırladınız. Efendimizin rahimallahu ebâ Zer, yemşi vahdeh ve yemûtu vahdeh ve yub'atü vahdeh buyurdu Ebu Zer. Ebu Zer muhteşem bir sahabidir. Okuyun lütfen. Hayatı pek çok yerde var. Dinleyebilirsiniz de. Anlatan hocalarımız da var. Zühdüyle, takvasıyla zir, zirve olmuş şahsiyetlerden bir tanesidir. Bizim Adıyaman'da, Kahta'da yolun kenarında Ebu Zer türbesi var ama Ebu Zer o makamdır. Yani Ebu Zer Anadolu'ya hiç gelmemiş bildiğimiz kadarıyla. Orada bir makamdır muhtemelen. Bir türbe yapı vermişler. Bu çok sevilen insanların pek çok yerde şeyi vardır biliyorsunuz. Türbeleri vardır ama Ebu Zer'in Medine'ye yakın Rebeze'de vefat ettiğini ve oraya defnedildiğini çok sahih sağlam kaynaklar anlatıyorlar. Dolayısıyla muhteşem bir sahabedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra e, özellikle yeni Müslüman olanların Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş olanların bir kısmının bile dünyaya, dünya malına fazla meylettiği gerekçesiyle onları böyle camilerde, sohbetlerde sık sık eleştiren bir zattır. Eleştiren bir zattır. Efendim, e, Hazreti Osman halifeliği döneminde Ebu Zer konuşmaların rahatsızlık doğuruyor, efendim Baksana güceniyorlar, şöyle şöyle oluyor deyince, e, yani bunlar bu senin atadığın görevlere gelmeden önce bu kadar zengin değildiler, onu eleştiriyorum ben, helal yoldan kazananlara bir şey demiyorum şeklinde, cevaplar, benzer cevaplar veren, daha sonra Rebeze'ye çekilen ya da gönderilen, orada yalnız başına vefat eden, cenazesini, Efendim Abdullah İbni Mesud'un başkanlığında yaklaşık 10 kişilik bir oradan geçmekte olan bir kervanın, bir kafilenin kaldırdığı bir zahittir. Radiyallahu anh. Onun e, Efendimiz'den bize aktardığı kayıtlara geçen, e, hadis kitaplarına geçen hadisi okuyoruz. Ey yurriga eftal diyor. Yani hangi e, köleyi azat etmek, kölelik var o zaman hangi köleyi azat etmek daha faziletlidir ya Resulallah diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da en fesuha inde ehniha ve ekferuha temenen. Sahibinin yanında en kıymetlisi ve parası en fazla olan, en değerlisini. Biz buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Kıymetli kardeşlerim, bir şey verirken Artık kullanma ihtimali kalmamış, imkanı kalmamış. Bir şey verirken artık işimize yaramayanları vermek değil, daha çok bilakis işimize yarayanları vermek. Bilakis insanların ihtiyacını görecek olanları vermek. Özellikle zekatı verirken bunlar yapılıyor. Mesela diyelim ki esnafız, esnaf kardeşlerimiz sakın alınganlık göstermesin, misal olsun diye arz ediyorum. Bu, daha kolay anlaşılıyor. Diyelim ki elbise, efendim, tuhafiyecilikle meş, şey, meşgul bir esnafız. Belli şeyler belli dönemlerde giyiliyor. Beklemiş raflarda zekat vereceğiz. Neyden vereceğiz? İşte efendim hırkadan, bluzden, işte neyse elbiselerden vereceğiz. Bunlar yıllardan beri satılmamış. Zekatı verirken şunları da elden bir çıkarı vereyim. Niyetiyle yapmamak lazım kıymetli olanı vermek lazım. Bu vesileyle bundan kurtulayım dememek lazım. Hocam yani evde iyi ama bizim artık giymediğimiz, üstümüze başımıza da olmayan elbiseleri vermeyelim mi? Hayır. Onları da verin. Ama başka size verildiği zaman gözünüzü yummadan almayacağınız şeyleri vermeyin diyor Cenabı Hak Celle Celaluhu. Size birisi verse böyle bir şey, yani böyle insan adeta tiksiniyor adeta elini dokunmak istemiyor. Ve o haldeki şeyleri başkasına verip bundan bir de sevap beklemeyin diyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilgili ayeti kerimede. İlla en tuğmidû fih diye Bakara suresinde Rabbimiz gözünüzü yummadan almayacağınız, alamayacağınız şeyleri sadaka olarak vermeyin diye buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en kıymetlisini, en değerlisini, fiyatı fiyatı en yüksek olanını ver diyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sormaya devam ediyor Ebu Zer. Diyor ki ya Resulallah bunu yapamazsam yani veremezsem ne yapayım? Tu'inu sani'an ev tesna'u li ahrak. Diyor ki işini bilene yardım et ya da bilmeyenin işini görüver. Beceremeyen, yapamayan bir kimsenin işine yardım et. Kıymetli kardeşlerim, bir şekilde Rabbimizin rızası istikametinde davranabiliriz. İmkanımız var, cüzdanımızı açtık verdik. İmkanımız yok, bedenimizle, bedenimizle çalıştık, gayret ettik, yardımcı olduk. Takatimiz, gücümüz yok, dilimizle duyurduk. Efendim o güzelliği insanlara aracılık yaptık, iyiliğe vesile olduk. Dilimiz de dönmüyor, taka imkanımız da yok buna, nutkumuz tutuldu, kalbimiz de, ettiğimiz dualarımız da kardeşlerimize yardımcı olduk. Yani bir şekilde Allah'ın rızasını kazanacak bir yol bulabilir insan. Bir şekilde Allah'ın rızasını bulacak. Bak diyor ki Ebu Zer şeyin sonunda radıyallahu anh Diyor ki ya Resulallah in dauftu an badil amel. Yani ben bu işlerden bir kısmını, bazısını yapamazsam ne yapacağım? Diyelim ki bunu da yapamadım, bunu da yapamadım, bunu da yapamadım. Bu saydıklarını yapamadım ya Resulallah. O zaman ne yapmam lazım? Tekuffu şerruke anin nas fe inneha sadakatun leke ev ala nefsike. O zaman diyor, insanlara kötülük yapmaktan uzak dur. Hiçbir iyilik yapamasan bile, hiçbir iyiliğin dokunmasa bile kötülük yapma, kötülük yapmazsan o zaman bu da senin için sadaka olur diyor. Hiçbir şey elinden gelmezse bu da senin için sadaka olur diyor kıymetli kardeşlerim. Vaktimizi bir insan boşa geçirmemeli. Yani bir vakti öyle hızlı yaşıyoruz ki, zaman öyle hızlı geçiyor ki ya da zamanın bereketsizliği de diyebiliriz belki buna. Bir vakti iki defa kullanmaktan başka çaremiz yok adeta. Nasıl bir vakti insan iki defa kullanır? İşiyle meşgul oluyor ama gönlü Allah Allah diyor. Halvet der encümen diyor nakşiler buna. Halk içerisinde hakla beraber. Eli işte Gönlü Allah'la beraber. La ilahe illallah, la ilahe illallah diyor. Subhanallah deme, demeye devam ediyor. Subhanallah ve bihamdihi subhanallahin azim diyor. Eli o zamanın gerektirdiği, anın gerektirdiği meşguliyeti neyse işini yapıyor ama hanımefendi mutfakta yemek yapıyor, temizlik yapıyor ama gönlü Allah, Allah, Allah demeye devam ediyor evi süpürmesinin tamamı, yemeği yapmak için ayırdığı vaktin tamamı, sofrayı kurmak için ayırdığı vaktin tamamı, ibadete dönüşüyor. İbadete dönüşüyor. Bir kadın geliyor, ''Ya Resulallah, bu erkekler sevapların hepsini alıp gittiler.'' diyor. ''Cuma'ya gelip seninle cuma kılan onlar.'' diyor. Namaza gelip beş vakit namazda senin arkanda kılanlar onlar. Hanımefendiler de kılmak isterlerse kılabilirler. Ayrı bir şey. Yani camilerde uygun yer yoksa en yakın müftüriye söylesinler. Hanımefendilerin e, camiye gelip de gerek cumada gerek beş vakit namazda namaz kılmasını engellemeye kimsenin hakkı yok. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde var bu. Gelirler erkeklerdeki gibi edebiyle, adabıyla ibadetini yapar, ecir ve sevabını alıp dönerler. Buna kimsenin ama evde işi var, çocuğu var, meşguliyeti var. Erkekler geliyor, cumayı kırıyorlar. Beş vakit namazı seninle kırıyorlar. Cihat meydanında seninle savaşıyorlar. Bize bir şey kalmadı diyor. Hanım, hanım sahibi. Efendimiz diyor ki, derdini bunun kadar güzel ifade eden bir kadın rast geldiniz mi diyor. Ve sonradan bir cevap veriyor ona. Diyor ki, siz evde çocuklarınızın bakımıyla ya da evin temizliğiyle, yemeğiyle, ev işiyle meşgul olurken kocalarınızın cemaate gelip aldığı sevabın, cihat meydanına gelip savaşırken aldığı sevabın aynısını alırsınız diyor. Niyetler halis olacak aziz cemaati Müslümin. İnsan bir vakti iki defa kullanmayı bilecek. Bunun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis şerifini yeniden hatırlayalım. Yusbihu yine Ebu Zer anlatıyor. Yusbihu, yusbihu, ala kulli sulama min ahadikum sadaka. Her ekleminize sadaka gerekir. Ne kadar eklem var vücudumuzda? Bakın şimdi şu parmakta kaç tane eklem var? Geriye doğru vücutta onlarca, yüzlerce eklem var. Kaç tane? 360 mı? Yani tıbbi bir şey söyleyip de doktorların gözünde şey duruma düşmeyelim. Anatomi bilenlerin yanında. Yüzlerce, öyle diyelim biz işimizi yine garantiye alalım. Yüzlerce şey var insanın bedeninde. Ee, eklem var. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yusbühü ala külli sulama min sadaka Her bir ekleminiz için sadaka gerekir buyuruyor. Bu kadar ekleme nasıl sadaka vereceğim ben? Yani milyarlık olsak yine yetmez diye verir insan değil mi? Efendimiz ne söylemek istediğini açıyor devamında. Buyuruyor ki: "Fe kullu tesbihatin sadaka." Her "Subhanallah" demeniz sadaka vermiş gibi sevap kazandırır size. "Kullu tahmidetin sadaka." Her "Elhamdülillah" demeniz sadaka sevabı kazandırır size. Küllü tehliletin sadaka, la ilahe illallah demeniz sadaka sevabı kazandırır size. Ve küllü tekbiratin sadaka, Allahu ekber demeniz sadaka sevabı kazandırır size. Ve emrun bil marufi sadaka ve nehyün anil münkeri sadaka. Bir iyiliği, bir güzelliği, Allah'ın razı ve memnun olduğu bir davranışı, bir ibadeti, bir güzel bir hadiseyi yaygınlaştırmak için insanlara anlatmak, emri bil maruf. Allah'ın adının yayılması için, peygamberin Aleyhissalatu vesselam'ın ahlakının öğrenilmesi için, ibadetlerin bilinmesi için, Kur'an'ın güzelliklerinden insanların haberdar olması için gayret etmek, dille anlatmak. Biraz önce arz ettiğim maddeyle, cüzdanla, keseyle desteklemek, yazarak anlatmak, kitap, ben yazamıyorum da ama güzel yazılmışları alıp dağıtı veriyorum Ne kadar güzel mesela değil mi? Böyle bir şekilde bunları yapmak ya da bir kötülük engellensin diye, yalan engellensin, yalan söylüyor baktınız, güzel bir dille. Evladım, yavrum, komşum, kardeşim, arkadaşım, dostum, Yalanla iman bir arada bulunmaz. Yapma demek insana sadaka sevabı kazandırır. Bak bu alkolü alıyorsun ama bu alkolü alıyorsun ama bu seni Allah'tan uzaklaştırıyor. Allah'ın sana bu kadar nasip ettiği bu güzel bedeni onun haram kıldığı, çok affedersiniz, pislik diye nitelendirdiği bir kirle niye kirletiyorsun güzel kardeşim? Yapma demek sadaka sevabı kazandırır insana çoğaltabilirsiniz. Misal olsun diye arz ediyorum. Sonra da diyor ki efendimiz ve yüz an zalike kulliha rak'atan duha Kuşluk vaktinde kılmış olduğunuz iki rekatlık kuşluk namazı bunların tamamının yerine geçer. Tamamı yani diğerlerini yapmayın anlamında demiyor bunu. Yani fazileti fazladır anlamında söylüyor bunu. Kuşluk Sabahleyin güneş doğduktan 45 dakika geçtikten sonra öğlem ezanının okunmasına yarım saat kalıncaya kadar iki rekatla sünnetteki karşılığı budur. Sekiz rekat arasında iki dakikalar insan, dört dakikalar, altı dakikalar, sekiz dakikalar. Neye efendim gücü yetiyor? Nasıl tercih ediyorsa. Buna duha namazı, kuşluk namazı diyoruz. Farz değildir elbette ama fazilettedir Allah katında kuş. Bu nafile namazları tavsiye ederken şunu özellikle e, bilinmesini istirham ediyorum. Tekrar kıymetli kardeşlerim. Nafilelerle farzları kıyaslayacak olursak altınla bakırı kıyaslamak gibi bir şey. Yani şimdi farzlar borçtur. Farzlar borçtur. Bir insana sizin borcunuz var. 100 bin lira borcunuz var. Borcunuzu ödemiyorsunuz. Onun da ihtiyacı var. Ama geliyorsunuz diyorsunuz ki sana borcum var ama o borç hele dursun ben sana bir 100 lira haçlık vereyim. Farzları yapmayıp nafile namaz kılan insanın durumu buna benzer. Borcu ödemeyip haçlık vermeye çalışan adamın durumuna benzer. Allah'a karşı sorumluluklarımız Celle Celaluhu öncelikle farzlardır. Farzları yerine getiren insanlar özellikle onlar açısından İmkanı olunca kuşluk vakti namazı kılması, kuşluk namazı kılması ne kadar güzeldir. Geceleyin kalkıp da seherlerde yalvarması, yakarması, seherlerin bereketinden kılacağı iki rekat teheccüdle istifade etmesi ne kadar güzeldir. Akşamdan sonra evvabini ne kadar güzeldir. Mescide camiye girdiği zaman kerahat vakti değilse iki rekat tahiyyetül mescid namazı kılması ne kadar güzeldir. Ama farzlardan sonra. Farzlardan sonra. Kişi sabaha kadar teheccüd kılsa, yüz rekat teheccüd kılsa, sabahleyin uyusa, sabah namazını kılmasa, yüz rekat teheccüd, iki rekat sabahın farzının yerine geçer mi? Geçmez. Ölçümüzü ona göre ayarlayalım. Yani ibadetler Allah'ın dediği, emrettiği şekilde yapılacaktır. Bütün bunlara... Bütün bunlara yani işte kuşluk vaktinde kılmış olduğunuz iki rekatlık efendim kuşluk namazı, duha namazı çok faziletlidir. Bütün bunların yerini tutar buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ee, bu şu anlama gelmez. Kuşluk vakti kuşluk namazı kırmanız, Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah, La İlahe illallah demeniz sizi sadaka sorumluluğundan kurtarır anlamına gelmez. Bunlar ilave kazançlardır kıymetli kardeşlerim. Her nimetin şükrü kendi cinsinden yapılır. Varlıklı bir insan akşama kadar Subhanallah dese, Allah'ın kendisine verdiği zenginliğin şükrünü ödemiş olmaz. Sağlıklı bir insan namazını kılmasa, milyarlarca lira namaz yerine şey verse, kimi yerde devir yapılıyor, yanlış bir adettir bu, işte kılmamış namazları onun yerine şu kadar o da çok da tutuyor tabi. Ne yapalım? Birisi bir uyanıklık yapmış. Kabültü ve heptüke yapalım. Kabul edelim, verelim. O bin lirayı çoğaltalım, bir milyona çıkaralım. Ondan sonra namaz borcu düşsün. Oh ne güzel. Oh ne güzel. Ben bir ömür boyu, bir ömür boyu başka Müslüman gecesini gündüzüne katsın, sabahleyin beni çağırıyorlar diye fırlasın, kalksın efendim ibadetlerini yapsın. Sen de Allah'ın verdiği zenginlikle birazcık para ver. Bütün ibadetlerin borcundan kurtul. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Efendimiz buyurur ki: "Ela edullukum ala ma yamhu bihi'l hataya ve yerfa'u bihi't Size Hatalarınızı silecek, derecelerinizi yükseltecek şeyi söyleyeyim mi? Yaptığınız zaman hatalarınızı silecek, derecelerinizi yükseltecek. Söyle ya Resulallah. İsbağul vudu'i alel mekarih. Zorluklara rağmen bile namaz, abdesti güzel almak diyor. Zorluklara rağmen. Abdestin zorluğu ne olabilir? Soğuk. Şimdi soğuk geliyor aklınıza. İkireçlenmiştir ayağın zor kalkıyor. Değil mi? Hareket etmekte zorlanıyorsun. Su bulmakta zorlanıyorsun. Bütün bu zorlukları göğüsliyorsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Baki Mezarlığını bununla bitireyim vaktimiz gelmiş. Baki Mezarlığını ziyaret ediyor. Bu konuya inşallah gelecek hafta devam ederiz. Baki Mezarlığını ziyaret ediyor bir eskiden önceden vefat etmiş arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra vedittu katra'i ihvani keşke kardeşlerimi görmüş olsam diyor. Biliyorsunuz hadiseyi. Yanında bulunanlar zannediyorlar ki efendimiz daha önce vefat eden arkadaşlarını hatırlayıp onlara üzüldü. Ya Resulallah diyorlar. Nahnu biz senin kardeşlerin yanındayız üzülme yani anlamında biz buradayız diyorlar. Hayır diyor, siz benim ashabımsınız. Siz benim arkadaşlarımsınız, yol arkadaşlarımsınız. Benim kastettiğim daha önce vefat edenler değil. Peki kimi kastettin ya Resulallah? Benden sonra gelecek, beni görmeden bana iman edecek olanları kastettim diyor. Kimi kastediyor? Allah o tarifin içerisinde kalıp ölebilmeyi nasıl eylesin. Ya Resulallah senden sonra gelecek, sen onları görmedin, onlar seni görmedi, mahşerde nasıl tanıyacaksın? Benim ümmetimin de abdest organları öyle parlayacak ve abdest organlarından, azalarından tanıyacağım. Allah'ım, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tanınmasını kolaylaştıracak şekilde abdest alanlardan eyle bizi ve evlatlarımızı. Efendimiz Aleyhisselam'ın tanımasını kolaylaştıracak şekilde ibadet edenlerden eyle bizi ve evlatlarımızı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la haşrucem olacak şekilde ahlakını kuşananlardan eyle bizi ve evlatlarımızı. Ahir ve akıbetimizi hayır eyle. Subhane Rabbike Rabbine izzete amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.